dünyada 14 Şubat'ta kutlanan Sevgililer Günü nedeniyle Karadeniz Ereğli Belediyesi tarafından Yalı Caddesi'ndeki Ruhi Cebekoğlu üst geçidinde kutlama etkinliği düzenlendi. Halka açık düzenlenen etkinlikte Karadeniz Ereğli Belediye Başkanı Halil Pospıyık, kutlama dolayısıyla üst geçitte toplanan belediye meclis üyeleri, belediye başkan yardımcıları, belediye çalışanları ve vatandaşların Sevgililer Günü'nü kutladı. Kalbin konuşması lazım. Artık sözün bittiği yerdeyiz, sevginin başladığı yerde. Sevgi, barış, dostluk kentinde. Sevgililer gününüz kutlu olsun diyorum. Tüm sevenler hep birbirini bulabilsin, birbirlerine rahatlıkla sevgilerini ifade edebilsin. Bütün Ereğli halkının Sevgililer Günü'nü kutluyorum. Hepinize sevgilerimi sunuyorum. Başkan Pospıyık, eşi Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Neriman Pospıyık'la birlikte günün anlamına uygun olarak süslenen üst geçitte Sevgililer Günü fotoğrafı çektirdi. Program daha sonra canlı müzikle ve Sevgililer Günü'ne özel Karadeniz Ereğli Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından organize edilen bazı aktivitelerle devam etti. O bakış ki götürdü hatıramda canlandı. Bugün saat 4'te Ereğli adım attım. Fazla lafı uzatmayalım. Seni çok seviyorum. Hayatım boyunca da sevmeye devam edeceğim. Bravo. Benimle bu Ereğli'de bir ömür boyu yaşamaya var mısın? Sevgilerini ifade eden katılımcılar kağıda yazdıkları mesajları belediyenin sosyal paylaşım sayfasında yayınlanması için sevgi mesajları kutusuna attılar. Vatandaşların süslenen özel alanda etkinlikten sonra da gece boyunca fotoğraf çektirip sosyal paylaşım sitelerinde yayınladıkları görüldü. AK Parti Karadeniz Ereğli Belediye Başkan Adayı Operatör Doktor Hüseyin Uysal, yoğun tempoyla sürdürdüğü seçim çalışmalarına bugün de devam etti. Erdemir Caddesi üzerindeki esnafları ziyaret ederek güne başlayan Uysal, burada esnaf vatandaşların hatırlarını sordu ve seçimde destek talep etti. Merhaba, gel beraber tutalım. Gel aramıza. Şöyle bak, çekelim. Gazetede çeksin. Gözün orada. 798'e 700 falan değil mi? Bunda var mı HTK su falan getiriyor mu sana dolapta? Güzel oldu mu? Güzel. Uysal, AK Parti Karadeniz Ereğli İlçe Başkanı Fatih Çakır ve beraberindeki partililerle birlikte Kemer Mahallesi'nde kahve toplantısına katıldı. Kahve toplantısında Ereğli'nin önde gelen iş adamları Celal ve Halil Bozkuş kardeşlerin ev sahipliği yaptığı görüldü. Aynı zamanda bağımsız belediye meclis üyesi olan Halil Bozkuş, burada yaptığı konuşmada mahallenin sorunları olduğunu dile getirdi. Lavamız akıyor, değil mi? Lavamız akıyor, doğru mu? Doğru. Çöplük projesi olduğu gibi duruyor. Çöplük duruyor. Bazı arkadaşlarımız denize dökülenlerden rahatsız. Halil arkadaşlar, son dönemde Halil Pospuyuk'tan memnun değil. Mahalle arttı. Memnun değiliz. Evet. Bana ne desen, sen de gelsen vermeyeceğim. Hatırla bak. Yani o durumda yani, o duruma geldik. Mahallelerdekindi tam misalimiz. Dedi ki benim lağımım aşağı akıyor. Doğru mu? Aşağıda akıyor. Evet, evet. Biz nerede yaşıyoruz? Hangi memlekette? Mahalle sakinlerinin İmar, altyapı ve belediyeyi ilgilendiren diğer sorunlarından bahsetmeleri üzerine konuşan Uysal, göreve geldiklerinde tüm sıkıntıları çözeceklerine söz verdi. Her zaman sistem olarak şunu getireceğiz Ereğli'ye. Bir, konunun uzmanı. Konunun uzmanı doğruları anlatacak. Doğru olması gereken. Peki, konuyu etkileyenler kim? Sizler. Sizler de toplanacaksınız. Bu iki tarafın ortaklaşa alacağı kararlar hep beraber alınacak. Yani biz demin dediğim gibi Ereğli'yi hep beraber yönetelim diyoruz. Yani Ereğli bizim diyoruz. Bunları söylüyoruz. Toplumsal adaletten bahsediyoruz. İşte bu söylediğim
cümlelerin içinde bunların hepsi var. Yani sizlerin görüşü alınmadan bir şeyi yapmak söz konusu değil. Ama uzmanlar toplanacak. Sizler toplanacaksınız. Bizler bilgi birikimimizi şey yapacağız ve bunları uygulamaya geçireceğiz. Uysal konuşması sırasında AK Parti Zonguldak Milletvekili Profesör Doktor Ercan Candan'la birlikte hareket ettiklerini hatırlatarak şunları ifade etti. Devletle alakalı işlerin çözümünde de Sayın Milletvekilimiz Ercan Candan Bey var. O da sizlere gelecek. Devletin Kırmacı Mahallesi'ne kazandıracakları hakkında da bilgiler verecek. Yani belediyecilik modelinde belediye üstüne düşen görevleri ben zaten yapacağım. Sayın Milletvekilimiz de devletle istişareye geçerek onların yardımlarını alacak. El birlikte sizin tüm sorunlarınızın yanında yerel belediye ve hükümet temsilcileri olduğu için sorunların çözümü hem süratli hem çok doğru bir şekilde olacak. Bu konuda söz veririm. Uysal belediye başkanı seçilirse Ereğli'de üniversite öğrenci sayısını arttıracağını iddia ederek şunları ifade etti. Bu mahalle, bu bölge binlerce öğrencinin yaşadığı bir alan olacak. Ereğli'nin en güzel fabrikası, en büyük işvereni üniversite olacak. Buralara fakülteler, yüksekokullar, liseler gelecek. Öğrenci sayımız dünya kriterlerine, dünya standartlarına ulaşacak. Bizim öğrenci sayımızın buradan ilan ediyorum. %10'un altında olmaması lazım. %10-13 aralığında olmadıktan sonra gelişmiş bir ilçe olmayız. Ben bunu sözünde veriyorum. Bu kriterlere ulaşmak için her türlü yolu deneyeceğiz. Gözünüzden belki ilgiyle de izliyorsunuzdur. Sayın Milletvekilimiz Profesör Doktor Ercan Candan eğitim üzerine çok duyarlı ve çok hassas davranıyor. Bu bilgileri bizler paylaşıyoruz ve buradan şu sözü veriyoruz. Ereğli'de öğrenci sayısı yeterli seviyeye gelecektir. Bu yeterli seviyede %10-13 aralığında olacaktır. Bu da demektir ki 100 bin kişilik nüfus üzerinden bahsedersek öğrenci sayımız 13 bin. 13 binin altında kalırsak gelin bana hesap sorun. Belediye Başkan Adayı Uysal, mahallelilerin talepleri üzerine şu anda belediye meclisinin bağımsız üyesi olan Halil Bozkuş'u kendi meclis listesinde görmek istediğini sözlerine ekledi. Kahve toplantısında son olarak söz alan AK Parti İlçe Başkanı Fatih Çakır da AK Parti hükümeti olarak ilçeye kazandırdıkları yatırımlardan detayları ile söz ederek belediyeyi kazandıklarında bu yatırımların daha fazlasını yapmaya imkan bulacaklarını ifade etti ve Uysal için destek istedi. Ereğli'de bir vatandaş kendisini polis olarak tanıtan kişinin hesabına para yatırmak üzereyken amcası tarafından engellendi. Abi sus. Sakin ol. Ne var aslında ya? Mahkum çıkacaksın. Abi Allah aşkına git arabaya. Orhan Y. kendisini polis olarak tanıtan ve cep telefonundan savcı eşinin rahatsız edildiğini ileri süren dolandırıcıya inandı. Telefondaki talimatlarını yerine getirerek kendisinden istenen 10 bin lirayı tamamlamak için amcası Hüseyin Y'den para istedi. Amca bunun dolandırıcılık olduğunu anlayınca yeğeninin parayı yatırmaması için elinden geleni yaptı. Nedir olay? Telefon dolandırıcı. Yeğeninin PTT şubesinde olduğunu öğrenen amca vakit geçirmeden polise haber vererek oraya gitti. Şubede bulamayınca yeğeniyle yeniden telefon görüşmesine başladı. Ona karakola gitmesini söyleyerek kendisi de polisle birlikte Bağlık Polis Karakolu'na gitti. Burada yeğeniyle birlikte karakola girdi. Polislerle görüşen amca yeğen şikayetçi olmadan karakoldan ayrıldı. O sırada bir muhabirin olay nedir sorusunu cevaplayan amca sadece telefon dolandırıcısı diyerek yeğeniyle birlikte arabasına binip uzaklaştı. Tamam, geçmiş olsun. Konu nedir? Herhangi telefon dolandırıcısı. Bu arada karakolda polislerin şikayetçi olmayan Orhan Y'yi böyle dolandırıcılara karşı uyardığı öğrenildi.
Ereğli'de trafik kazasında bir kişi yaralandı. Eşi hastaneye kaldırılmak istenen yaralı sürücüyü yalnız bırakmak istemeyince yanına bindirildi. Kaza Ereğli Alaplı Karayolu Tersaneler mevkisinde meydana geldi. Ereğli istikametine giden 67 LP492 plakalı otomobilin sürücüsü 65 yaşındaki Şaban Turhan iddiaya göre kalp krizi geçirdi. Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücüyü yanında bulunan eşi Nezihe Turhan sakinleştirmeye çalıştı. Önce yanında giden 67TY735 plakalı otomobile çarparak yoldan çıkan Turhan yön tabelalarını devirdikten sonra su kanalında durabildi. Çevredeki vatandaşların ve diğer sürücülerin yardımına koştuğu Turhan otomobilden çıkarılarak yere yatırıldı. Kısa sürede olay yerine gelen can kurtarana alınan Şaban Turhan özel bir hastaneye kaldırıldı. Olay yerine gelen ikinci can kurtarana bindirilen Nezihe Turhan ise eşini yalnız bırakmamak için gözyaşları içinde inerek eşinin bulunduğu can kurtarana bindi. Kazada hasar gören otomobil çekici vasıtasıyla kaldırıldı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. Alaplı'da denizde oluşan kızıl tabaka sağlık grup başkanlığını harekete geçirdi. Konuyla ilgili numune alınırken denizin üstündeki kızıl tabakanın gemilerin sintine suyu olabileceği ifade edildi. Alaplı Akçakoca Karayolu Bölge Trafik Müdürlüğü mevkisinde kıyıdan yaklaşık 400 metre açığa kadar oluşan kırmızı renkli tabaka ve köpükten alınan numunenin incelenmek üzere laboratuvara gönderildiği öğrenildi. Liman Müdürlüğü'nden alınan bilgide ise tabakanın gemilerin yıkanmasının ardından çıkan sintine suyu olabileceği belirtildi. Anadolu Gençlik Derneği Alaplı temsilcisi Fikri Özdemir olduğu bildirildi. Dernek binasında düzenlenen devir teslim töreninde konuşan Anadolu Gençlik Derneği Alaplı temsilcisi Fikri Özdemir, Anadolu Gençlik Derneği olarak yeni bir gençliğin inşası için çalışacaklarını belirterek şunları ifade etti. Değerli yıllardır Zonguldak ilimizde il başkanlık görevini yapmış olan değerli Murat Başkanım, görevi devraldığımız eski ilçe başkanım, şu an Saadet Partisi Alaplı ilçe başkanım, Milli Görüş'ün duayen ismi, Alaplı Saadet Partisi, Alaplı Belediye Başkan adayım, Engelliler Derneği, Alaplı Anadolu Engelliler Derneği Başkanı, Sayın İsmail Bey, değerli yönetim kurulu üyeleri, hepiniz en kalbi, sevgi, saygı ve hürmetlerimle selamlıyorum. Anadolu Gençlik Teşkilatı, tabi isminden de anlaşılacağı gibi 1071'de Malazgirt'te Sultan Alparslan'ın bu mübarek topraklarda İslam'ı getirmesiyle birlikte Yunusların, Mevlana'ların, Hacı Bektaş velilerin çıktığı mukaddes topraklardır. Anadolu Gençlik Derneği olarak bizler yeni bir gençliğin inşası, milli manevi değerlerine sahip, vatanını, milletini, dinini, örfünü, adetini bilen ve o amaç doğrultusunda çalışan, hizmet eden, harama helali bilen yeni bir neslin inşası. İşte bizler de Zonguldak Alaplı ilçemizde inşallah en kısa sürede yönetim kurulumuzu oluşturup ortaöğretim, üniversite ve hanım teşkilatlarımızı en kısa sürede tamamlayıp hayırlı hizmetlere Zonguldak'ta, emeğin başkentinde, Alaplı'da, imanın kalesi olan Alaplı'mızda en hayırlı hizmetleri yapmak için bu mübarek cuma gününde, bu hayırlı günde inşallah Cenab-ı Hak bizleri muvaffak eder. Hepinizi en kalbi sevgi, saygı, hürmetlerimle selamlar. Esselamu aleyküm. Anadolu Gençlik Derneği Zonguldak İl Başkanı Enes Şenol ise yaptığı konuşmada şunları dile getirdi. Ülkemiz genç nüfusu kalabalık olan
bir ülke. Bu bizim için bir avantajdır tabii ki. Hamdolsun. Ancak gençliğimizin iyi yöne doğru gitmediği de bir gerçek. Anadolu Gençlik Derneği geleceğimize şekil verecek olan, gelecekte ülkemizi yönetecek olan bu gençleri şuurlandırmak, onlara ülke sevdasını kazandırmak ve manevi değerlerimize saygı öğretmek için kurulmuş bir dernektir. Büyük hizmetler vermiştir yıllarca. Büyük insanlar yetiştirmiştir. Ve yetiştirmeye de devam edecektir Allah'ın izniyle. Bizler Alaplı'da bu bayrağı bugüne kadar taşıyan sevgili başkanımıza teşekkür ediyoruz. Allah kendisinden razı olsun. Hizmetlerinden dolayı. Ve yeni başkanımız Fikri Bey'e de bundan sonraki çalışmalarda başarılar diliyoruz. Allah yar ve yardımcısı olsun diyoruz. Teşekkür ediyoruz. Konuşmaların ardından Alaplı temsilcisi seçilen Fikri Özdemir'e rozet takıldı. Bölgemizde havanın çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor. İlimizde 3 günlük tahmin edilen hava durumu, pazar günü hava yağmurlu, en yüksek hava sıcaklığı 10, en düşük hava sıcaklığı 6 derece. Pazartesi günü hava parçalı bulutlu, en yüksek hava sıcaklığı 15, en düşük hava sıcaklığı 4 derece. Salı günü hava parçalı bulutlu, en yüksek hava sıcaklığı 15, en düşük hava sıcaklığı 8 derece.